Şimdi arkadaşlar past perfect tense ile devam ediyoruz. Past perfect tense için söyleyebileceğimiz en temel şey arkadaşlar, geçmişte kalmış en az iki olaydan öncekini anlatırken biz onu past perfect ile ifade edebiliriz. Dolayısıyla past perfect bize neyi söylüyor? Mutlaka bir öncelik. Past perfect ile ifade edilen cümlenin, söylenen cümlenin ben önce oldum, ben önce meydana geldim demesi söz konusu. Bunu bazı yayınlarda mişli geçmiş zaman olarak da görebilirsiniz. Fakat arkadaşlar tam olarak mişli geçmiş zaman değil. Çünkü mişli geçmiş zaman deyince biz Türkçe'de o bilgiyi öğrendiğimizi, şahit olmadığımızı söylüyoruz. Ama past perfect'in böyle bir anlamı söz konusu değil. Dolayısıyla tek olayı önce oldum diyor. Bu nedenle before ile after ile cümlelerde kullanımı ya da by the time'lı ifadeyle cümlelerde kullanımı oldukça yaygın. Şimdi bakalım örneklerimize. He had stored ample provisions of food for the winter before the winter came. Ne o? Kış gelmeden önce ne o? Yeterince kışlık yiyecek depolamıştı ya da depoladı. Ama burası ne? Had stored önce oldu. Onu biliyoruz. The survivors hadn't had a few pieces of bread for days when they were found. Bulunduklarında hayatta kalanlar günlerce birkaç parça ekmek bile yememişlerdi. Ne diyoruz? Bulunma olaylarından önce meydana gelen olay ne? Bunların hiçbir şey yememiş olmaları. When she learned what he had said about her, she got very angry. Onun hakkında söylediklerini duyunca çok sinirlendi. Bu cümlede neyimiz var arkadaşlar? 3 tane olayımız var. Bir, bu hatun kişinin bir şeyi öğrenmesi. Ne var sonra? Arkadaşının onun hakkında söyledikleri ve en son olarak da bu hatunun bu kişiye olan tepkisi. Ne o? İlk önce bu he, her kimse bir şeyler söylediği için en önce olan olayımız nedir? Past perfect ile ifade ediyoruz. Her relatives arrived quickly, but she had already died. Akrabaları çabucak ulaştı ama o zaten ölmüştü. Onlar varmadan öldüğünü ifade ediyoruz. Ne dedik arkadaşlar? Kullanabiliriz dedik past perfect'i önce olan olayı anlatırken. Bunu niye söylüyoruz kullanabiliriz şeklinde? Eğer cümleden açıkça anlaşılıyorsa hangi eylemin önce meydana geldiği, bu durumda simple past da kullanabilmemiz mümkün. Bakalım örneğimize. After she had finished cleaning the room, she rested. Bu cümledeki after zaten önceliği verdiği için arkadaşlar biz past perfect yerine sadece simple past da kullanabiliyoruz. After she finished cleaning the room, she rested ifadesinde dönüştürebiliyoruz. Ya da I always used the pen which my father had left for me. Şimdi baba bırakacak ki kullanayım. Dolayısıyla bu cümlede de anlam bana ne diyor? Önce babam bıraktı, babamın bıraktığı kalemi kullanırdım. Dolayısıyla burada da past perfect kullanma zorunluluğumuz ortadan kalkıyor. Past perfect'in arkadaşlar hemen söyleyelim. Dedik ya by the time'la kullanımı çok yaygın. O yüzden hatta %90'a varabileceğim bir orandan söz edebiliyoruz. Eğer by the time ile beraber past bir ifade isteniyorsa ana cümlenin past perfect olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Bu past perfect'in bir de continuous formu var. Bunun arkadaşlar teknik olarak ya da kullanım olarak past perfect simple'dan hiçbir farkı yok. Bize vurguladığı şey o önce meydana gelen olayın bir süre devam etmiş olduğu. Bu da bize ne diyor? Geçmişte belirli bir olaya kadar ya da belirli bir zamana kadar devam eden olayı anlatırken kullanıyoruz. When he came, I had been waiting for him for more than 2 hours. O geldiğinde bu geçmişteki belli bir olayım. Şöyle düşünürsek. He came. I had been waiting. Onu bekliyordum. Buraya kadar devam ettiğini gösteriyoruz.
The authorities eventually realized last year that the accountants had been changing the accounts for years. Neyi veriyor burada da arkadaşlar? Yetkililer nihayet fark ettiler. Şöyle çizelim. Realized demiş. Neyi? Muhasebecilerin hesapları for years, yıllardır değiştirdiğini. Şu geçmişteki bu zamana kadar devam eden bir olay. Eğer burası arkadaşlar past perfect değil de had changed şeklinde, continuous değil de simple formda olsaydı ne olacaktı? Şu realize'dan önceki bir zamanda. Olayın devamlılığı değil, olmuş bitmiş olması söz konusu olacaktı. Şimdi sorumuza bakalım. When that happened, their hopes because the army its most trusted leaders. Şöyle bakalım. When'li ifademiz var arkadaşlar. Neyi biliyoruz bu soru için? When bizden zaman uyumu istiyor. Ve when'li cümlemizi nasıl vermiş? Past. Buranın past olması demek ne demek? Buraya gelecek boşluğunda past olması gerekiyor demek. Bu bilgiyle yaklaştığımızda A seçeneği ilk boşluğa present simple, B seçeneği ilk boşluğa present continuous verdiği ve Edirne'de ilk boşluk için present perfect verdiği için eleriz. Çünkü zaman uyumunu sağlamıyor, bize past lazım. Elimizde Ceyhan ve Denizli seçenekleri kalıyor. Hemen oraya gidiyoruz. Because the army burada umutlarını kaybetmelerinin sebebini söylüyor. Bir şey olmuş ki umutlarını kaybettiler. Dolayısıyla burası da yine past ama nasıl daha önce olan, yani şuradan x ile belirlediğim ikinci boşluktan daha önce olan bir olay. Şu durumda Denizli'ye bakıyoruz, oraya present perfect vermiş. İkinci boşluğa yapı olarak, anlam olarak uygun zaman vermediği için, uygun tense vermediği için Denizli'ye eleyip C seçeneğini işaretliyoruz. C ne vermiş? Past perfect. Hem past hem önce. Bu da ne yapar? Past perfect istiyor bizden demektir. Bir sonraki soruyla devam edelim. When governments finally measures to control the spread of severe acute respiratory syndrome in March 2003, the infection more than 580 lives in 29 countries. When demiş, hükümetler nihayet finally tedbirler almaya başladığında diyoruz. Ve ne zaman? Mart 2003. Dolayısıyla nedir burası? Past istiyor. Hükümetler nihayet SARS'ın yayılmasını kontrol altına almak için tedbir aldığında the infection dediği enfeksiyon ne yapmış? 580'den fazla kişiyi öldürmüş. Dolayısıyla past verdiği için biz ne yapıyoruz? İlk boşluğa gidiyoruz. Net zaman var. Bu bizden past simple istiyor. A seçeneğini eliyoruz. Edirne seçeneği measures tedbirleri verdiği past olmasına rağmen pasif olduğu için eleriz. B seçeneği past perfect vermiş. Dolayısıyla bunu da gönderiyoruz. Kim kaldı elimizde? Ceyhan ve Denizli seçenekleri kaldı. Ceyhan ikinci boşluk için present continuous vermiş. Ben'in istediği zaman uyumunu sağlamadığı için onu da eliyoruz. Elimizde kim kalıyor? Denizli. İkinci boşluğa ne vermiş? Past perfect had already cost. Zaten ne? Tedbir almadan önce 580 kişinin öldüğünü bildiğimiz için yapı olarak da past perfect en uygun seçenek. Bir başka soruyla devam edelim. For more than 3000 years from the age of the Pharaohs until the 1500s, people believed that the sun, the stars and the planets around the earth. Şimdi, burada bize ne söylüyor? Firavun zamanlarından nereye kadar? 1500'lere kadar deyip geçmişte bir zaman dilimi vermiş. Dolayısıyla bizden ne istiyor? Past fiil istiyor arkadaşlar.
Şu durumda ben A seçeneğini ve B seçeneğini elerim. İkinci boşluğa geçiyoruz. İnsanların neye inandığını söylüyor. Believe that o dönemde inandıkları şey söz konusu. Dolayısıyla C seçeneği ikinci tarafa present fiil verdiği için gider. Denizli ise could have moved, model perfectleri çalışırken söyleyeceğiz. Bir olasılıktan bahsedebilirdi diyor. Olasılık değil, insanların inandığı bir şeydir. Dolayısıyla onu da gönderip Edirne seçeneğini işaretliyoruz. Geliyoruz arkadaşlar kime? Future tense'lere, gelecekten bahsedeceğiz biraz. Ama şöyle genel bir bilgi vermek istiyorum future tense'lerle ilgili. Biz İngilizce'de arkadaşlar gelecekten bahsederken birkaç farklı yöntem kullanırız. Her birinin bize söylediği şeyler farklı olmak üzere. Bir, en yaygın kullandığımız, hepimizin de bildiği will söz konusu. Sonra kim var? Amis are going to. Sonra kimden bahsettik? Dedik ki biz present continuous'u da future anlamlı kullanabiliyoruz. Present simple'dan da bahsettik. Ne demiştik onun için? Zaman çizelgesine bağlı eylemleri anlatırken kullanıyorduk present simple'da. Onun altına böyle time schedule yazalım. Bütün bunların yanı sıra arkadaşlar bir de bizim daha sonra detaylarını göreceğimiz modullarımız var. Future anlamlı kullanabileceğimiz. Kim bunlar? May, might, should, can ve could modullarımızı da biz future anlamda kullanabiliyoruz. Bunlar için ne diyeceğiz? Future possibility. Şimdi, modullarımız şöyle bir kenarda dursun. Biz elimizdeki tenslere geçelim arkadaşlar. Bakalım onları nasıl kullanacağız. Present simple için ne dedik arkadaşlar? Bir zaman çizelgesine bağlı bir olaydan bahsediyorsak biz bunu future anlamlı kullanabiliyorduk. Dolayısıyla onun future kullanımı oldukça kısıtlı. Present continuous için hatırlayın dedik ki gelecekle ilgili yapmayı planladığımız eylemleri anlatırken kullanıyoruz. Ve mutlaka neydi? Bir future time expression'la beraber geleceğe ait bir zaman ifadesiyle belirtmek zorundaydık. Amis are going to'ydaysa arkadaşlar, bizim gelecekte yapmaya niyetlendiğimiz eylemleri anlatırız. Dolayısıyla amis are going to'da ne vardır? Bir intention söz konusu sadece. Will'de ise arkadaşlar, will'ın İki tane yaygın kullanımı var. Bir arkadaşlar future predictions. Gelecekle ilgili tahminlerde kullanabiliriz biz will'i. Başka? Anlık kararlarımızdan bahsederken spontaneous offers, decisions. Anlık verdiğimiz kararlar veya tekliflerden bahsederken de yine will kullanabiliriz. Onun dışında arkadaşlar yine gelecekle ilgili sözler veriyorsak da biz future kullanabiliyoruz. Future anlamında will'i kullanabiliyoruz. Bunlar bizim genel anlamda İngilizce'de gelecekten bahsederken kullanabildiğimiz yapılar. Şimdi gelelim tense olarak future'a neler var onu görelim. Ne diyoruz? Gelecekte yapılacak ya da yapılması beklenen eylemleri anlatırken biz kullanırız. Will ile söylüyorsak arkadaşlar biz bir eylemi ya da yapılacak şeyi olup olmayacağı o eylemin kesin değildir. 50-50 gibi düşünün. Olabilir de olmayabilir de.
Bakalım örneklerimize. Who do you think will win the match? Sence maçı kim kazanacak? A takımı da kazanabilir, B takımı da kazanabilir. I am not sure, but I think Barcelona will win. Evet. You will have to go to the consul to have your passport authenticated. Ne o? Pasaportunu onaylatmak için konsolosluğa gitmek zorunda olacaksın. Ama ya olmayabilirsin de. Kesin değil bu. The day after tomorrow, the board will consider your application. Yarından sonraki gün kurul başvurunuzu değerlendirecek. Hani öyle bir şey var ama nedir? Yine kesin değil. Bir diğer kullanıma dedik ne? Konuşma anında verilen kararlar için de biz ne yapıyorduk? Will'i kullanıyorduk. I think I will go to the concert tonight. Sanırım bu akşam konsere gideceğim. Ne yapayım evde oturup? Ya da okay, I will help you after school. Tamam, okuldan sonra sana yardım ederim. Bir arkadaşınız gelip sizden yardım ister ödevle ilgili. Tamam, okuldan sonra yardım ederim. Ya da will you explain us why don't you come to dinner tonight? Bu akşam yemeğe neden gelmediğini, gelmeyeceğini bize açıklar mısın? Bu da ne? O an karar verdiğimiz bir şey. Evet, gelecekle ilgili bir takım sözler ya da vaatlerde bulunurken de biz ne yapıyoruz? Will kullanıyoruz arkadaşlar. Tomorrow I will bring the book that you have wanted from me. Benden istediğin kitabı yarın sana getiririm. Ya da next month I will pay the money you have given me. Bana verdiğin parayı gelecek ay ödeyeceğim. Okay, I'll give you a ring just after the lesson. Tamam, dersen hemen sonra ben seni ararım. Örneklerinde olduğu gibi. Şimdi hemen ne yapalım? Sorularımıza bak, başlayalım. At tomorrow's concert, the orchestra by Carl von Braun. Burada neyimiz var arkadaşlar? At tomorrow's concert. Yarınki konser diyor. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? Boşluğa gelecek fiilim benim. Future olmalı. Bunu biliyorum. Şu ifade by Carl von Braun ifadesi de ne diyor bana? Boşluğa gelecek fiilim passive olmalı. Bunu biliyorum. Şu durumda future olmadığı için Ceyhan ve Edirne seçeneklerini... Pardon. Burayı keselim. Ceyhan seçeneğini eleriz arkadaşlar. Has been conducted. Ne o? Future olmadığı için. Geliyoruz arkadaşlar. A seçeneği will have conducted demiş. Future perfect vermiş. Hem de nasıl? Aktif halde bir fiil kullandığı için A seçeneğini eleriz. B seçeneği de yine active formda olduğu için onu da elemek durumundayız. Aynı şekilde Edirne'de is going to conduct yine aktif fiil kullanıldığı için bunu da eleyip Denizli'yi will be conducted hem future hem de passive olan tek seçeneğim olduğu için tercih ederim. Gelelim bir başka sorumuza. It that restrictions regarding imports before the end of this fiscal year. Bu mali yıl bitiminden önce. This fiscal year, bu mali yıl bitmedi diyorsa arkadaşlar daha bitmedi. Dolayısıyla ne lazım bana buraya? Bir future ifade lazım. Şurası için de arkadaşlar neyi bileceğiz? Ayrı ayrı değerlendirebiliriz demiştik çok kararsız kaldığımızda. It ile başlayan cümlede herhangi bir zaman ifadesi yoksa burayı da ne düşünmeliyim? Present formlardan birini düşünmeliyim. Şimdi bakalım ikinci boşluktan gidersek. A seçeneği bize future vermediği için C seçeneği de aynı. Eliyoruz arkadaşlar. Denizli seçeneği Arfield Present Simple, dolayısıyla bunu da gönderiyoruz. B seçeneği Are Lifting, dursun çünkü Present Continuous'u biz ne yapıyorduk? Future anlamlı kullanabiliyorduk. Elimizde Bursa ve Denizli Bursa ve Edirne seçenekleri kaldı. Bu noktada arkadaşlar ya risk alıp Will Be olduğu için Edirne'yi işaretleriz
ya da ilk boşluğun aktif pasif formuna bakarız. Passive'ları çalışırken de bahsedeceğiz, non-close'larda da bahsedeceğiz. Eğer arkadaşlar bir cümle it'le başlayıp that'le, that'li bir non-close'la devam ediyorsa, o zaman size diyeceğiz ki şuraya gelecek fiil kesinlikle passive olmalı. Bu bilgiyi de hatırlayarak B seçeneğini eleyip Edirne'yi işaretliyoruz. Geliyoruz arkadaşlar kime? Future Continuous Tense. Bu nedir arkadaşlar? Hani past simple'da, past continuous'ta demiştik ya, geçmişte belli bir anla devam ediyor olan, etmiş olan eylemleri anlatırken kullanıyorduk. Bunu da çizginin öteki tarafı gibi düşünün. Gelecekte belli bir zamanda devam etmekte olacak olayları anlatırken kullanıyoruz. Gene bu eylemin ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü bizi ilgilendirmiyor. Sadece bizim gelecekte belli bir noktamız, bu noktada devam edecek olması. Ne gibi düşünün? İşte yarın bu saatlerde evde yatıyor olacağım örneğindeki gibi. Şimdi biz örneklerimize bakalım. When your plane arrives tonight, I will be waiting for you. Bu gece uçağım vardığında seni bekliyor olacağım. When she graduates from school, I will be working for another company. O okuldan mezun olduğunda ben başka bir şirkette çalışıyor olacağım. Tonight, gelecekteki belli noktam, they will be eating dinner, discussing their plans and having a good time. Bu gece onlar yemek yiyor, planlarını tartışıyor ve iyi vakit geçiriyor olacaklar. At this time next week, gelecek hafta bu zamanlar, gelecekteki nokta, we will be having an exam, bir sınav oluyor olacağız. Geliyoruz arkadaşlar kime? Future Perfect Tense. Perfect ifadesi için hatırlayın ne demiştik? Mutlaka iki zamanı birbirine bağlıyor. Future Perfect'te ise arkadaşlar durum Past Perfect'te çok benziyor. Fakat nedir? Past Perfect'te ne demiştik? Geçmişteki iki olaydan öncekini Past Perfect kullanarak söylüyorduk. Future Perfect'te de gelecekteki en az iki olaydan en önce olanı Future Perfect'le, yani will have verb 3 ile söylüyoruz. Burada da arkadaşlar o eylemin tamamlanması, yapılması için gereken deadline, son tarih olmadan kullanamayız. Bu ne demek? Future Perfect'i kullanabilmemiz için mutlaka gelecekte bir olay ya da bir zaman verilmiş olmak zorunda. Tek başına kullanamıyoruz. By the end of this semester, işte o bahsettiğimiz gelecekteki zaman, bu dönemin sonuna kadar, all of the problems will have been solved. Bütün problemler çözülmüş olacak. We will have completed our preparations for the surprise party by the time he comes. O gelinceye kadar, işte o gelecekteki belli zamanın deadline'ım, sürpriz parti için tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Construction of this building will have been completed before the end of next week. Gelecek haftanın sonundan önce, bitiminden önce, gelecekteki deadline'ım, köprünün inşası bitmiş, tamamlanmış olacak. Burada da arkadaşlar Future Perfect için de şunu söyleyelim, gene bir by the time hatırlatması yapalım. Ne demiştik? Past Perfect'te çalışırken eğer geçmişte bahsediyorsa by the time'lı cümleyle ana cümlenin past perfect olma ihtimali yüksek demiştik. Eğer arkadaşlar hemen bir örnek bulalım. Az önce incelediğimiz örnek by the time'lı cümle şurada olduğu gibi present ise bizim ana cümlemizdeki fiilin future perfect olma ihtimali de tıpkı geçmişten bahsederken past perfect kullandığımız gibi oldukça yüksektir arkadaşlar. ÖSYM sınavlarında en azından bu şekilde çok çıkıyor karşımıza.
şimdi ÖSYM'nin yaptığı geçmiş sınavlarda çıkan soru tiplerinden birkaç tane çözelim. Over the past two decades, an aging population and budgetary stress, substantial changes in public pension systems throughout the world. Hem neyi hatırlıyoruz arkadaşlar? Cümledeki over the past two decades, bu bize neyi hatırlatıyor? Preposition, the past, zaman ifadesi ne istiyordu bizden? Present perfect istiyordu. Bu bilgiyle ben A, C, Denizli ve Edirne seçeneklerini işaretlerim, silerim arkadaşlar. B, have led to seçeneğini işaretleriz. Sorulardaki bu tip ipuçlarını görmek arkadaşlar bizim için hep önemli. Gene benzer bir soru. In the past 8 years, scientists that Martian rocks and sands almost entirely of volcanic minerals. Gene ne var? In the past 8 years, son 8 yıldır diyor. Ne istiyordu bizden? Preposition, the past ifadesi, present perfect istiyordu. Şu durumda ilk boşluk için present perfect işaret verenlere giderim. A, would discover dediği için gider. B, have discovered, okay. C, yine would discover demiş, gönderirim. Denizli, past perfect vermiş, had discovered. Edirne, was discovering, gider. Kim kaldı elimize? B seçeneği kaldı. Hemen ikinci boşluğa geçiyorum, orayı da test edelim. Ne demiştik? Deadly clause'u ayrı bir cümle olarak düşünebiliriz. Martian rocks and sands, Mars kayaları ve kumları deyip bir genelleme yapıyor. Neredeyse tamamen volkanik minerallerden oluşur gibi bir ifademiz var. Ve ne verilmemiş? Zaman yok arkadaşlar ve bir genelleme yapıyor. Bir açıklama yapıyor. Burası da benden present istiyor. Değil mi? Zaman yoksa, genelleme varsa present düşünecektik. B seçeneği ikinci boşluğa da uygun fiili sağlıyor. Bakıyoruz diğer seçenekler ikinci boşluktan da eleniyor zaten. Dolayısıyla kimi işaretliyoruz? B seçeneği bizim aradığımız seçenek. Geçiyoruz bir başka çıkmış sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. It that Brazil's new surveillance system, a useful tool in the protection of rainforest. Brezilya'nın yeni takip gözlem sistemi, neo yağmur ormanlarının korunmasında faydalı, kullanışlı bir alet olacakmış. Daha önceki sorularımızdan hatırlayın arkadaşlar, it that ile ilgili bir şey söylemiştik. Hatırlayalım tekrar, demiştik ki cümlemizin öznesi it ise ve that'li bir noun clause'la devam ediyorsa araya gelecek fiilim benim ne olacaktı? Mutlaka passive olacak demiştik. Gene ayrıca düşünürsek bu cümle için zaman belirtilmemiş. Dolayısıyla ilk boşluk için present düşünecektim. Dolayısıyla A seçeneği dursun, maybe hoped. B seçeneği was hoped, past olduğu için gider. C seçeneği has been present perfect, Denizli could be hoped seçeneğini verdiği için gönderiyoruz. İkinci boşluğa geliyoruz arkadaşlar. Burada new ifadesinin altını çizdik. New kelimesi genellikle her zaman değil, altını çiziyoruz. Future iması olarak düşünülebiliyor. Biz de o şekilde değerlendirdiğimizde A seçeneği would have proved, hem future vermediği için hem iki boşluk arasında, iki fiil arasında zaman uyumu olmadığı için gönderiyoruz. B seçeneği had proved, önce diyor zaten past perfect vermiş, new'la uyumlu değil. Would prove, ana cümlemizin fiili past olsaydı, yani şurası past bir fiil olsaydı düşünülebilirdi ama o da değil. Denizli seçeneği tıpkı altta söylediğimiz gibi could be hoped, might have proved, zaman uyumunu vermediği için ve might'ın future might perfect'in future olmadığı için eliyoruz. Ama Edirne seçeneği is hoped, will prove. Bakalım nasıl olacak? It is hoped that Brazil's new surveillance system will prove a useful tool in the protection of rainforest. Ne inanılıyormuş? Brezilya'nın yeni takip sisteminin yağmur ormanlarının korunmasında faydalı bir alet
olacağının kanıtlanması ümit edilir, edilmektedir şeklinde tercüme edebiliriz. Bir başka soruyla devam edelim. The U.S. presidential election of 1800, notorious on account of the unforeseen constitutional problems, Şimdi cümleye baktığımızda 1800 yılındaki Amerika başkanlık seçimlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla ne olacak? Burası kesinlikle past olacak. On account of demiş, sebebini söylüyor bize. Unforeseen constitutional problems, öngörülemeyen anayasal problemler. It gene bu seçimin yaptığı bir şey. Dolayısıyla nedir? Burası da past olacak. Bu şekilde gittiğimizde present'a present perfect veren A seçeneğini, would'a present present fiil veren C seçeneğini, B'de will be presented, D'nizde had been would present veren seçenekleri eleriz. Elimizde kim kalır? Was, past ve past seçeneğini doğru olarak veren Edirne seçeneği kalır. Ne diyor? The U.S. presidential election of 1800 was notorious. Ünlüydü diyor. Notorious çok da iyi bir ün değil bu arada. Neyle? Ortaya çıkardığı öngörülemeyen anayasal problemler nedeniyle 1800 başkanlık seçimi ünlüydü diye tercüme edebiliyoruz. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar şuna bir aklımızda tutalım. Tense sorularında ÖSYM bizimle oynamak için arkadaşlar aynı tense'in hem aktif hem pasif formda seçeneklerini koyacaktır önümüze. Şu durumda pasif yapıları çalışırken de söyleyeceğiz ama aktif pasifi birbirinden ayırmak için bize verilen fiilin geçişli yani transitive olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Ve boşluktan sonra isim mi var? Preposition var, ona bakmamız gerekiyor. Eğer isim varsa arkadaşlar, buraya gelecek fiilimiz çok büyük oranda aktifken, boşluktan sonra bir preposition ya da adverb varken, boşluğa gelecek fiilimiz çok büyük oranda passive olacaktır. Çok büyük oran diyoruz. Bunun detaylarında nerede? Passive voice yapısını çalışırken anlatacağız size. Geliyoruz arkadaşlar nereye? Şimdiki dersimizde de passive voice'u yani edilgen çatılı fiilleri çalışıyoruz, çalışacağız. Nedir edilgen yapılı fiiller? Passive voice bildiğiniz üzere arkadaşlar nedir? Şu dört ana durumda kullanacağımız yapıdır arkadaşlar. Nedir? Eylemi yapan kişiyi biz bilmiyorsak, belli değilse kimin yaptığı, iş daha önemliyse kullanıyoruz. Ya da eylemi gerçekleştiren kişiyi herkes biliyorsa da arkadaşlar biz ne yaparız? Passive form kullanırız. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Passive dememiz arkadaşlar bize daima herhangi bir formda to be fiili ve ana cümlenin past participle yani üçüncü haliyle kullanımıdır. Şurada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu arkadaşlar. Biz her fiili passive yapıda, passive formda kullanamıyoruz. Ne gibi? Hemen örneğimize bakalım. The rate of inflation is going up. Enflasyon oranı artıyor. Bu cümleyi passive yapın dediğimizde arkadaşlar bize ne lazım olacak? Şu fiilin transitive olması gerekecek. Neydi? Geçişli olması gerekiyor demiştik arkadaşlar. Şimdi bakalım geçişli fiil nedir, ne değildir onu bir hatırlayalım. Bir fiili arkadaşlar neyi ya da kimi sorularını sorduğumuzda cevap alabiliyorsak o fiili biz transitive fiil diyoruz. Neredeki gibi?
We have lost our hopes about European Football Championship cümlesinde yüklemimiz ne? We have lost, lose. Kaybetmek. Neyi kaybetmek? Bir şeyi kaybediyoruz değil mi? Umutlarımızı, Avrupa Futbol Şampiyonluğu ile ilgili umutlarımızı diyoruz. Şuradaki altını maviyle çizdiğimiz bölüm ne oluyor arkadaşlar? Lose fiilinin nesnesi olduğu için bunu artık transitive yani geçişli bir fiil yapıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Ben bu fiili passive form'da kullanabilirim demek. Şöyle şuraya bir örnek yazalım. Daha da net olsun. İki türlüsünü de görelim. I walk in the park every morning. Bir örnek daha yazıyorum altı. I eat fresh fruit every day. Şimdi biz bu iki cümlenin yüklemlerine bir gidelim. Kırmızıyla yazdığımız cümlemizin fiili ne? Walk. Neydi? Yürümek. Kimi yürümek? Neyi yürümek? Bu iki sorunun cevabı yok. Dolayısıyla arkadaşlar nedir? Walk fiili burada intransitive. Yani geçişsizdir ve passive form'da kullanamam. Fakat aynı şekilde eat fiiline soralım. Bir diğer cümlemizin fiiline. I eat fresh fruit every day cümlesinde. I eat. Neyi eat? Fresh fruit. Cevabım olduğu için arkadaşlar bu fiilim artık benim nedir? Transitive'dir. Yani ne yapabilirim? Ben bunu passive form'da kullanabilirim demek. Bu bizim için niye önemli? Hemen onu da belirtelim. Passive yaparken arkadaşlar bir cümleyi ne yapıyoruz? Çünkü biz cümlenin nesnesini aktif cümlenin nesnesini alıp pasif cümlenin öznesi yaptığımız için fiilin transitive olma, nesne alma şartı söz konusu. Şimdi şöyle bir hatırlayalım nasıl pasif yapıyorduk. Onu da kısaca hatırlayalım. Bildiğinizi biliyorum ama hemen geçeceğiz. Most children drink milk every night. Bizim cümlemiz. Hemen fiilimizi transitive, intransitive açısından değerlendirelim. Fiilimiz ne? Drink. Neyi drink? Milk. Süt içer. Demek ki ne yapabilirim? Passive yapabilirim. Şu durumda arkadaşlar az önce söylediğimiz gibi nesneyi alırım. Aktif cümlenin nesnesini. Milk'i pasif cümlenin öznesi olarak yazarım. İkinci adımımızda ne yapıyoruz? Aktif cümlenin fiilini passive form'da yazıyoruz. Neydi passive form? Be ve fiilimizin üçüncü haliydi. Şu durumda cümlemizi tense present simple olduğu için aynı tense aktarmak zorundayım. Bütün tense yansımalarında nerede yapıyoruz? To be üzerinde yapıyoruz. Be'nin present formu am is are, öznemiz milk uncountable olduğu için is, drink fiilimizin past participle formu drunk ifadesini yazıyoruz. Milk is drunk every day. Canımız isterse de arkadaşlar aktif cümlenin öznesini de by preposition'ını kullanarak cümlemizin sonuna ekleyebiliriz. By most children. Şimdi şu tabloyu bir inceleyecek olursak arkadaşlar. Aktif cümlede kullanılan fiilin tense göre pasif formda nasıl olması gerektiğine bakalım. Continuous tense'lerde biz ne şeklinde kullanacağız? Gene continuous'luğu vermek zorunda olduğumuz için being şeklinde. Present tense'lerde am is are, past tense'lerde was were, perfect tense'lerde ise ne olarak hep
been olarak kullanılacak. Tabii bu been'in başına perfect tense'ün türüne göre have, had ya da will have future perfect şeklinde kullanmak zorundayız. Şu örneğimize bakalım future tense kullanımı. The teacher will announce the results of the exam next week. Fiilimiz ne? Announce. Neyi announce? The results of the last exam. Onu hemen ne yapıyoruz? Pasif cümlemizin öznesi yapıyoruz. The results of the last exam. Ana cümlemizin fiilini pasif yapacağız. Bunun için ne lazımdı? Be ve fiilimizin üçüncü hali lazımdı. Ama tense'i de aynı şekilde yansıtmak zorundayız. Dolayısıyla ne olacak? Will be announced. Evet, teacher'ımızı da sonuna ekliyoruz. Hemen bakalım. The results of the exam will be announced next week by the teacher. Sınav sonuçları gelecek hafta öğretmen tarafından açıklanacak. Şimdi şurada kısaca tenslerin pasif formlarına bakalım. Bir hatırlayalım. Sonrasında non-closer'ın pasif formlarına geçeceğiz. Present continuous'la verilmiş bir cümleyi pasif yaparken neye dönüştüreceğiz arkadaşlar? Aktif cümlemizin yapısı am is are doing iken pasif cümlede ne olacak? Am is are being done. Yani pasifin be'sini ing ekliyoruz. The cat is following the mouse. The mouse is being followed by the cat. Aynı şekilde past continuous'u nasıl olacak? Was were being done. Hemen devam edelim. Present perfect'te have has fiilimizin üçüncü haliyken ana cümle yapımız pasif olunca have ya da has been done. They have watched that film. That film has been watched. Future perfect'te will have done, will have been done şeklinde dönüştürüyoruz. Şimdi tenslerin pasif tablosunu inceleyelim. Bunu incelerken bir iki bir şeyi daha söyleyeceğiz size. Simple present tense bir cümlemiz. Pasif yaparken ne? He uses these materials. Uses fiilini neye dönüştürüyoruz? These materials are used. Present continuous da is using neye dönüşüyor? Are being used. Simple past'ta he used these materials passive yaparken were used şeklinde kullanacağız. Past continuous için demiştik was using passive form'da were being used. Present perfect'te has used these materials have been used şeklinde kullanıyoruz. Devam edelim. Past perfect'te had used, had been used'a dönüşürken future'da will use, passive form'da will be used'a dönüşüyor. Future continuous will be using, will be being used şeklinde kullanılıyorken bir not düşeceğiz arkadaşlar buraya. Present perfect continuous ve past perfect continuous'u biz passive form'da kullanamıyoruz. Devam edelim tablomuza. Henüz çalışmadığımız yapılar var ama aklınızda bulunsun. Model perfect dediğimiz geçmişten bahsederler arkadaşlar. Could have used ifadesinin passive form neye dönüşüyor? Could have been used. Model perfect'i genelleme yaptık. Şuradaki could yerine diğer modullardan birini de kullanırız. Infinitive yapılarımızı göreceğiz arkadaşlar ileride. Present infinitive form'da ne? To use aktif formken passive form'da to be used olacak. Perfect infinitive dediğimiz biz buna zaman farkı var diyeceğiz. Perfect infinitive'de aktif form to have used iken passive form'da to have been used'a dönüşecek. Present participle dediğimiz fiil formu yani gerund yani fiili ing eklediğimiz halde aktifken using, pasifken being used şeklinde. Perfect participle dediğimiz tıpkı infinitivlerde olduğu gibi zaman farkı diyeceğiz biz buna. Aktifken having used, pasifken having been used şeklinde göreceğiz bu yapıları.